Selamun Aleyküm. <laughs> Arkadaşlar niye geç kaldığımı söyleyeyim size de. Bir kardeş bu bizim cumartesi pazar senede bir miydi? İki mi? Bir değil mi? Toplantımız var beraber olmak, sirayet kanunu vesaire sebeplerle beraberiz. Senede bir toplanıyoruz farklı şehirlerde. Bu sene buradadır. Kardeş bir tanesi isim vermeye gerek yok değil mi? Gelmemiş. Şimdi Furkan'a, Furkan soruyor diyor ki niye gelmedin abi çünkü gelmek istiyordum da şöyleydi böyleydi. Çalışıyorum rüya görüyor. Ne zaman yatıyor? Hemen onun peşinde yatıyor. Ha, bu olaydan sonra bugün ama gündüz bir kayla yatayım diyor. Ustad rüyasına geliyor. Bastonlu ben diyor kampa geldim ya filane. Sen niye gelmedin? He? Sen? Pikniğe geleceğim. Ha, pem, pikniğe geleceğim. Sen, sen sen niye gelmiyorsun? Ustada da böyle ufak, böyle çelimsiz, zayıf bir şey biliyordum diyor. Bir ki. Heybetli diyor. Ben pikniğe bir geleceğim. Senfer, bir sefer baktım, çok şey almış. Sonra kafasını hemen indirmiş. Bakamamış yani üstüne. Bir daha abi. bakamamış. Usta ben pikniğe gidiyorum. Sen niye gelmedin dedi. Siz de oturuyor abi. Sen İrfan <laughs> abi varsın yanında. İkimiz. Aha. İrfan nerede İrfan? Burada, burada, oturuyorlar. E, burada mı oturuyor? Burada. Usta geliyor. Sonra size de anlatıyor üstadı gördüm diye. Ha bana anlatıyor anlat anlat. Siz de diyorsunuz ki abi üstadı gördüm deyince ben diyor üstadı daha önce gördüm Rüyam'da diyor. Yok yok diyor üstadı gördüm diyor. Ya ben Rüyam'da gördüm. gördüm diye sen devam ediyorsun. Daha önceden çok gördüm üstadı diyorsun. Anlatamıyor size orada üstadın geldiğini yani. Siz görmemişsiniz o görmüş üstadı. Sonra uyanınca diyor çok acayip duygulandım. İnşallah yarın gelecek. <gülüyor> 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 Üsta, üstaddan aldı şeyi. <laughs> Basının yer kafasına. Allah Allah. Geceniz mübarek olsun abiler. Cenab-ı Hak iki cihan da aziz eylesin. Barla 68 okumuşsunuz ama ben de benim gibi okumuşsunuz okumamış gibi olduğunu göreceksiniz. Ey Beni Adem, şu siste asırda dalaleti ref ve selbedip necat ve saadet bahşedecek. Dimağınızdaki semli kokuları Verdi Muhammedi'ye tebdil edecek en kestirme ve son derece muhkem ve mus mustahkim bir tarih ki selamet ve necata sevk edecek pek çok keramat ve icazını gösteren bizim bulunduğumuz derya-i nuranidir. Şimdi nasıl duymadık böyle bir şey? Kardeşler şu kafada olan düşüncelerin, düşüncelerin sesi vardır. Kafada kuvadır, vicdanda histir bir şey, kapte duygudur, ruhta latife latifeyedir. Kafada düşünceler, bilgiler hepsi güçtür, kuva, kuva yakliye. Kap, vicdanda histir, kapte duygudur, <laughs> vicdanda latife yani şefkat, muhabbet, sevk, şefk, memnuniyet, iftihar gibi. Bunlar latifeyedir. Kafadaki düşünceler bu çok ilginç bir şey. Bu şuallar 654'te de var. Ben kulasa ettim size. Düşüncelerin sesi vardır. Düşüncelerin kokusu vardır. Düşünceler cinsinden koku salgılanır. Düşünceler nevinden his dokunma olur. Ondandır ki bazı rüyalarda aynı bunları hissederiz. Bazen bu o kadar şiddetli olur ki kattığı zaman eli şey sürerler ya hanımlar. Kına. Kına olur. Ben bizim köyde Kadir kardeş var. Ömer tanır. Eşi de söyledi. Rüyada köpeği görüyor. Köpek ısırıyor. Eğer rüya geçip kalksaydı olmazdı ama rüya anında kalktığı için köpeğin ısırdığı şekilde kalktı. Kan akıyor. Düşüncelerin kokusu vardır, düşüncelerin tadı vardır, düşüncelerin şekli vardır, düşüncelerin sesi vardır, düşüncelerin dokunması vardır. Düşünce deyip geçmeyin. Nasıl ki her bir düşünce içeri girdiği zaman bazen çok korkarsan bak dile ya koku veya o kadar şiddeti gelir ki dilini kurutur, suyu sömürür. Dilin çalışmaz. Düşüncelerin duymuş muydunuz? sesi olduğunu, düşünceler sestir, düşünceler kokudur, düşünceler tattır, düşünceler şekildir. Koku koku. Ben böyle bir koku alıyorum diyor. Aynı doğrudur. Kuvadır. O açılıyor. Düşünceler onun üstünü açıyor. O zaman neyi sokarsak o cinsten kokular olur. Bazen rastlarsınız, bırak psikolojik hastalık ya. Kına vurulmuş kalktın ya. Ne kınası ya? Olur. Çünkü düşünceler renktir. Renge dönüşür. Dışa vuruyor. Bir yerden gelmez. Vurur. Düşünceler ter atar. Düşünceler ağzını kurutur. Düşünceler seni kötü hissettirir. Düşünceler sese dönüşür. Düşünceler kokudur. Koku. Bak ne diyor? Dimağımdaki semli kokular. Kafada zehirli kokular varmış. Ben uydurmuyor. Dimağınızdaki semli koku. Semli ne demek? Zehir. Mazinin elemleri geleceğin korkuları olur. Kadınlar psikolojisi şimdiki zamanı bozulmasının sebebi ekseriya yüzde doksan. Mazinin elemleriyle o sesleri ve şekilleri, ses ve şekilleri hale getirir, zehirler kafasını. Kadınların psikolojisi ma ekseriyete maziye mazi hale getirmekten, erkeklerin psikoloji istikbali hale getirmekten olur geleceğin korkuları, kaygıları, endişeleri, tuğlu emelleri vesaireleri ana geldiği zaman kafayı zehirler. Zehirdir zehir. Anda bulunmak çok zordur. Onun için seyahat etmek, sihattırın bir manası yeni öğrendim. Böyle bir bahçeden geçiyorsun, dere geçiyor, tarla geçiyor, hayvanlar geçiyor böyle gidiyorsun ya. Aa 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 böyle e, seni zevk almanın sebebi o nedir? A tarladır, Çankırı da bu A. Bu ağaçlardır, bu kavaklardır. A burası tuz dağdır. Yeni bir şey öğrenince aslında o zevk aldığını oradan zannediyorsun. Bu olay seni istikbalden ve maziden koparttığı içindir. Peki çare ne? Hanımlar ekseriya şekil ve sesten zehirlenir. Maziden, maziden. Onun çaresi mazi vahye kulak asmamakta da dalalet oluyor. Maziden zehirlenen imani billah dersini yapacak. Kadınların daha çok psikolojisi mazinden zehirlendiği için imani billah tevhid dersleri, atfank, sonra itimat ve kanaat bu gelişmesi lazım. Allah'ın sana biçtiği rolü oynamak. Yani rahat ol. Demek ki imani billah maziyi tamir ediyor vahye kulak, aç, kulak açıyorsun. Erkeklerin halin zehirlenmesi, istikbalin endişe ve korkuları imani bile ahiretle olur. Daha çok, ekseri yüzde doksan onla olur. İşte kafayı zehirleyen sestir, burundur, kulaktır, dokunmaktır. Rüyada bunu görüyoruz. Bir tane de vereyim, esas konumuz bu değil. Hissi kabilel vuku demek, vuku bulmadan önce vuku bulma halidir. Vuku bulmadan, vuku bulmuş gibi görmektir, hissetmektir, koklamaktır, dokunmaktır. Aa şey var diyor karınca. Ya bir şey yok ya psikoloji şey. Var kardeş. Düşüncesi zehirlenmiş. Bak dokunma. Ya ben sesler duyuyorum. Düşüncesi zehirlenmiş. Düşünceler sestir. Koku alıyorum. Düşüncelerden kaynaklanıyor. Semli kokular. Mesela Ustad 66 Kastamonu'da çat. 3 bu atmosferin insanların vermiş olduğu kafayla verdikleri dalga var ya böyle. Düşünce enerjidir. Biz görmeyiz. Çocuklar görür, cinler görür, hayvanlar görür, ruhaniler görür, melekler görür, meleala görür. Kafadan yayın, yayılan enerji Ustad diyor ki maddi ve manevi havanın diyor bozukluğu semli hava diyor. Semli, zehirli hava. Onun mesela bir tane misalini yapayım. Bakın isterseniz. Şu havaya bakın. Geldiğiniz yere bakın. Kendi evinizi uygulayayım. Hep derim. Salonunuza bakın. Eğer televizyon fazla çalışmıyorsa. Bir de yatak odası mutfağa bakın. Mutfağa bak. Böyle düşün. Gidince bak. Nasıl atmosferi değişik. Niye değişik? Aynı. Veya son misali. Osmanlı'da yapılan camiye girin. Cumhuriyet döneminde yapılan camiye girin. Ne var orada? İkisi de taş. Osmanlı kokuyor. Taş kokar mı? Kokar. Düşünceler de kokuyor. Kafayı böyle zehirliyor. Evet bunu koyuyorum kenara. Şimdi şu şualardan başlıyorum. Şualar 501. Sorabilirsiniz abiler. Herhangi bir şey yok. Biliyorsam bilirim. Bilmiyorsam bilmiyorum. Yani burası ne demek anlamadım. Sorabilirsiniz. Keşke şuraya girse deme. Sor. Bu fırtınalı zamanda... Zararı çok olan adavetini ve inadını feda etmek lazımdır. Haklıyım abi. Bırak hakkı. Hakkını alırken çok hakları feda edeceksin. Psikolojin bozulacak. İlk evden bahsediyorum. İş yerinde bahsediyorum. Cemaatten bahsediyor Veya içsel halim. Haklıyım. Bu fırtınalı zamanda zararı çok olan, zararı çok. Adavet. Onunla bir kar elde edemezsin o kadar. İnadını feda etmeleri lazımdır. Bir. Adaveti terk edeceğiz. İki, inat. Birisi firavunluk meşrebi, birisi nemrutluk. İnat, nemrudane inadı. Bazılar diyor, nereden çıkartın hiç merak etmeyin. Ben tatmin olmadığım bir şey istemem size. İlk önce ben sorguluyorum. Nemrudane inadı diyor tat. Şişti şişti küre yarda sığmadı diyor. Aziz Sıdık, muhlis kardeşlerim. Bizler imkan dairesinde bütün kuvvetimizle lema yıklasın dusturlarını ve hakiki yıklasın sırrını mabeynimizde birbirimize karşı istimal etmek vücub derecesine gelmiş. Kati haber aldım ki 3 aydan beri buradaki has kardeşleri birbirine karşı meşrep ve fikir ihtilafı ile. Kardeşler mesleğimiz her bir cemaatte olduğu gibi bizim nurculuktur. Risale-i Nur mesleği buna meslek denilir. Nurculuğa meslek. Ama ben bir nehir akıyor. Nehirden maşapayla su aldım. Kovayla aldım. Bardakla aldım. Buna meşrep denilir. Meşrep, maşrapa. Maşrapa herkesin farklıdır. Meslek aynıdır. Tarikatı da öyle, menzil öyle, meslektir. İsmail adı öyle. Fakat her bir mürit meşrep sahibidir. O zaman ehli dalalet bunu bildikleri için bir yapabildiyse meslek ihtilafı tutmadıysa cemaatin içinde meşrep ihtilafı yapar. O böyle yapar dersi, o böyle der o izahlı yapar, o düz okur, o şey yapar. Benim babam senin babanı döver gibi. Yani üstünlük, ihlas, sadakat üstünlüğü yarışı. Ya hizmeti kurtarmayı bırak. Hizmetle kurtulmaya çalış. Hizmetin sahibi Allah'tır. İslamiyeti bırak kurtarmayı İslamiyeti. İslamiyetin sahibi Allah'tır. Bu hizmeti kurtarmayı bırak. Kardeşim ilk önce kendime diyor. Hizmetle kurtulmaya çalış. Kurtarmaya çalışanlar mezarda. Biz de öyle. Bu dinin sahibi Allah'tır. Sebep bahanedir. Onun için meş, meş, meşrep ve meslek. İlle cemaata demiyor. E kadındır, erkektir. E, senin gibi olsaydı kadın olur muydu? Veya kadına söylüyorum. Senin gibi olsaydı erkek olur muydu? Yani ihtilaf olacak bunlar. İhtilafıyla bir soğukluk vermek için 3 adam tayin edilmiş. Atlıyorum buradan. 501'e geç. Bizler birbirimize lüzum olsa 501. Bak bizler birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye hizmeti Kur'an'ı ve imaniyemiz iktiza etti aldı. Buna ait bir misal vereceğim. Almanya'da Arif abi var. 63 yaşında. Buna ait. Vakıftır. Böbreği gitmiş ikisi de. Bu canlı yayında şu anda dinliyordur. O şapa. Akrabası böbrek vermedi. Ve doktor dedi ki Alman 3 ay sana muhtemel ondan sonra bitti. Zaten bitmiş. Cemaattan bir tanesi akrabası yok. Eve gelmiş demiş ki ben böbreği vereceğim. Kadısı dedi ki hayır sen erkeksin ben vereyim dedi. Ay, karısı ben vereceğim dedi. Bir kızı varmış o demiş ben vereceğim. Sonra ikna etmiş bu adam sözü değil. Böbrek, böbreğini veriyor. Çünkü ben diyor zaten pek o kadar iş hizmet yapamıyorum. Benim adıma bari o hizmet etsin dedi. Şimdi birden burayı dinle. Bizler birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye hizmeti Kur'an'ı ve imanimiz iktiza ettiği halde. Bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Risale-i Nur sakın terbiye etmiyor diye şüphelendirmesin. Böyle bir fedakar nerede bulursun? Böyle bir şey olur mu? Oluyor işte. Bu nasıl bir şey? Mesela sen de ben de bir kitap yazan bir tanesi dedi ki ya dedi ben dedi aklım almıyor dedi ya. Hayatınızı Risale-i Nur'a verdiniz bizim köyde. Ya nasıl bir şey ya? Ya bizim için acayip şeyler dedi. Sizin için çok basit. Nasıl ittin dedi ya? Sana bir tavsiye ederim dedim. Sen de bir kitap yaz da hayatımı ona vereyim. Ya öyle nasıl kitap olacak dedi ya. Ve dedi hiç sana bir mana ifade etmiyor mu bu? Dedi ki işte Karadeniz ya. Kürdün, Kürdün milletçilik yapıyorlar ya. Kürt dedi kitap yazdı. hayatınızı verdi. Hakikaten tuhaf dedi. Benim de aklımı almıyor. O sen dedin Kürt kitap yazdı. Las hayatını verdi. Ama demeyesin Arap'ın gelen kitap Kur'an demeyesin. Yo tabi dedi. E Allah nereli? Allah nereli? Allah var mı memleketi? Allah Allah. Çok tuhaf ya. Sen de bir kitap yaz da hayatımızı verelim ya. Cahillik ne kadar berbat bir şey. Burada bir şey okuyacağım da dur. Ee, oraya zaten gelecekti. Herhalde sonra okuyacağım onu. Gelir. Ha tamam. Ha, ha. 332. Bak böbreği düşünün. Bu adama bunu yaptıran nedir? Dikkat ediniz. Sizin nefse mareniz bu adam kendisini ben beni benim yerime koyup düşünüyor. Ulan putlaştırdım kadın adam itti. Putlaştırdım para, parayı adam itti. Ya bir karşı toprak için kardeşimle birbirime girdim. Öyle mi? Mahkeme ya. Kaç sene? Kaç sene? 11 sene. Bu kaç metrekare? Bir metre için 11 sene mahkeme. Bakıyor olan bu itti, bu ne itti, bu ne itti. Kafa almıyor. Haklı tabii almıyor. Bu kafa alır mı? Başka kafa lazım. Arkadaşlar biz nereye hizmet ediyoruz ya? Nasıl bir eser ya? Adam 11 sene 332. Dikkat ediniz. Sizin nefse mareniz kıyası bir nefsiyetin de suizan noktasında sizleri aldatmasın. Kendisini koyuyor karşıya. Oradan bakıyor. Nasıl olur lan? Yani kıya yani empati derler ya. Oradan bu tarafa bakmak. Mesela evdeki sıkıntı böyle baksak. Çık Buradan ben erkeğim kadın da öyle yapsın. Kadın da sıkıntı var. Bunu bana nasıl dedi ya? Bunu nasıl yapar? Allah Allah bunu niye değiştiremiyor? Bunu bana nasıl böyle söyler? Demeyin. Bir de böyle bak. Geç oraya. Onun anne babasının nikahının sağlamlığı. Anne babasının yedirdiği helal lokma. Anne babasının yaptığı iş. Verdiği dini ve dünyevi eğitim. Büyüdüğü ortam. Cinsiyeti, yaşı la boyalan 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 oradan bak bakalım onun yapma onu demesi gayet normal normal göreceksin. anormal gözükmesinin sebebi buradan bakıyorsun ondan anormal anormal değil biz kimiz biliyor musunuz hepimiz anormal olan bir normaliz yani bir fabrika düşünün gözlük çıkıyor tak tak gözlük tak tak gözlük ay baktık ki çorap çıktı gene gözlüğe devam yani çorap fabrikadan çıkması normal ama gözlük fabrikasından çıkması anormal bu cemiyetten hepimiz bozuk olmamız lazım. Bu cemiyette buraya gelmememiz lazım. Fenerbahçe maçı için İspanyola İspanya'ya gitmek lazım. Buraya niye gelsin ki? Ha, biz bu cemiyetin bozma sisteminin anormalıyız. Ama hakikati normalıyız. İkisini birleştir Seyli Mümteni gibi. Anormal olan bir normaliz biz. Cemiyetin anormalı, hakikatı normal bir adamıyız. Normal, böyle oturmuş bir şey yapıyorsunuz ya. Adam niye öyle dedi? Kıyası bin nefs ediyor. Yani geçiyor karşıya, oradan bu tarafa bakıyor. Bunu nasıl yapıyor, nasıl düşünüyor? Almıyor. Risale-i Nur terbiye etmiyor diye şüphelendirmesin. Adam böbreğini verdi. Eğer Halil oradaysa evet desin. Demez de. Verdi böbreğini. Bir o mu ya? E şimdi ben vereceğim dedi. Ve şu anda o vakıf 5 seneden beri hala hizmet ediyor. Ya Bak bizler birbirimizi lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye hizmeti Kur'an-ı İman'ı iktiza ettiği halde e ruhumuzu vereceğiz, böbreğimizi verebilecek adamımızda en ufak bir şeyde, en aniyetimizde niye vazgeçemiyoruz ya? Bu ne tuhaf bir şey ya. Böbrek vermek kolay. Adam dediği gibi ya. Hoca can vermek kolay dedi ya. Para bu dedi ya. Nasıl vereyim dedi Can vermek kolay. Bir yolu var dedi. Allah Allah. 501'i okuyorum sıkıntıdan veya başka şeyler başka şeylerden gelen titizlikle hakiki fedakarlar birbirine karşı küsmeye değil belki kemali mahviyet ve tevazu ve teslimiyetle kusuru kendine alır muhabbetini samimiyetini ziyadeleştirmeye çalışır. Kardeşler sonuç titizlik. Adam niye titiz? Sıkıntılı olduğu için. Niye sıkıntılıdır? Sıkıntı çünkü resmi bütün göremediği için. Bir misal vereyim. Bir resim düşünün büyük. Oradan parça parça olsun böyle. Küçük küçük kareler. Oradan bir kare aldın. Sip siyah içi. Bu ne ya? At ya. Hiçbir manası yok. Atma koy bakayım yerine. Ha adamın gözümünün siyasıymış ya. Resimde gözün siyah yerini vazife yapıyor. Tek başına düşünce ne oldu? Siyah oldu. Yerine koyunca göz oldu. Demek ki bizim sıkıntı dediğimiz şey kökeninden, evvelinden, ahirinden, siyah ve sibakından koparıp mustakil düşündüğümüz için sıkıntıdır. Allah için öyle değil. Bir daha titizlik sıkıntıdan. Sıkıntı o olayı, o sözü kökeninden. Biraz önce empati yaptım ya. Aslından koparıp bakmak. Heh. Ha, dünyevi hadiseler. Niye kanserim? Niye topalım? Niye bu ölüyoruz? Niye istediğimiz olmuyor? Sebebi dünyayı ahiretsiz düşünmekten kaynaklanıyor. Bak titizlik sıkıntının dışsalıdır. Sıkıntı olduğu için titiz. Sıkıntıyı da bütünsel göremediği için mesela yapayım. Burası yazı karışık. Çık yukarıya. Yazı yok masa var. Çık yukarıya çık çık çık. Arnavutköy İstanbul. Arnavutköy'ün çöplü var şurada. Çöp kutusu var. Biraz çıktım mı çöp kutusunu gördüm. Çık yukarıya uçağı 11 metrede. Arnavutköy bile yok ya İstanbul'a bu kadar bir şey. Çöp tenekesini görür müsün? O zaman sıkıntı cüzi nazarımızı cüzi hadiselere has ettiğimiz için cüzileşiyor. Ustad söylüyor. Cüzi nazarını cüzi hadise külli bakarsan bütünsel görürsün. Yani 10 bin metreden uçaktan bakınca değil Arnavutköy İstanbul bile ufak olur çöp teneke göremez. Ama bir 20 metre çık kapının önünde çöp tenekesi var. Allah Allah. İşte nefis ya koca bahçede çöp tenekesini görür. Biraz da çıktın mı göremezsin. Biz demek ki hadisenin içerisinde boğuluyoruz. İşte niye ömrüm bu kadar, niye kanserim, niye topalım, niye niyeler var ya ahiretsiz bakmaktan kaynaklanıyor. Ahireti koyarsak hayatın içine e, tabii ki böyle olacaktı. Bu böyledir. Arzularım ne olacak? İsteklerim ertelemeyi ve ötelemeyi öğrenirim. Orada o. Bak titizlik sıkıntının dissalı. Sıkıntı bütünselin parçası, ee, dünyadaki hadiseler de ahiretsiz. Ahiret nerededir? Su, buzun neresindeyse? Aslında ahiret nerededir değil. Dünya ahiretin neresinde? Çünkü ahiret her yere sirayet etmiş. Bu suya, şey su, buza sirayet etmiş. Donmuş, buz olmuş. Ruh nerede? Bedene sirayet etmiş. Ahiret de varlığa sirayet etmiş. Ahiret nerede değil. Dünya ahiretin neresinde? <laughs> Şöyle düşün. Yedi kat sema var. Seve semavat. Birinci kat semaya seba, e, semay dünya. Bu da diyor lemalarda geçiyor. Yedi tabakadır esirinde. Semay dünya bir tabaka bile yedi tane. Birinci tabakası bilim insanı diyor ki 250 milyar tahminen galaksi var. Her bir galakside 250 milyar yıldız varmış. Dünyanın yeri var mı? Yani bu maddeten bir düşünürsen böyle bir düşün. Daha birinci dünyanın, semai dünyanın birinci tabakası. Yedi bitecek ki bir sema olsun. Peki kardeşim ha bu gezegende neler oluyor ya? Hiç maddi yeri yok. Di diriliyorlar, ölüyorlar, iman ediyorlar, küfrediyorlar. Bağırıyorlar, susuyorlar. Zalim var, mazlum var. Giden var, gelen var. Susan var, konuşan var. Bir tuhaf memleket burası ya. Sizin memle gal galakside, gezegeninizde böyle şeyler var mı? Benim gezegende böyle şeyler var. Merkür'de böyle bir şey yok ha. Düşünüyorum. Ya Rabbi sonsuzsun. Sonsuz memleketinde bu dünya bizi niye sıkıştırdın? Herkese bir dünya olsa dedim memlekette de bu adam hudut kavgası yapmasa. İnan. Bunu söyledim ha. Ya Rabbi bu köy bile bize az. Dünya bile az. Bu köye bu, bu kadar insanları niye sıkıştırdın? Hatta bu kadar mesafe fazla mesafe olsun diye buna dağ yaptın, kaldırdın, indirdin, viadi yaptın, indirdin, tüpsek yaptın. Şurayı arttırmak için Allah dağları, tepeleri bilmem neleri yapmış. Şu ya an niye böyle yerin çok? Demek ki biz, biz Allah gibi düşünmüyor. Allah'ın başka bir şeyi var. Buraya darlatacak bakayım. O hudutta oynayacak. Bir şey, yani insanın gizlilikleri ortaya çıkması için dar bir yer olması lazım. Düşünceler de öyle. Düşünceler de böyle şey yaparsa sabır nedir? Yutkunmak değil. Allah canibinden de sıp bakmak değil. Sabır kalpte mekan açmaktır. Mekan açılınca hop kimseye temas etmez. Ama sabır yok ne demek? İçte mekan darlanınca fikirler, duygular, hisler, objeler birbirine temas ediyor. Kuyru tilki kuyrukları birbirine temas ediyor. Çıt 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 elektrik akımı oluyor. Onun için kavga oluyor. Sabır demek mekan açmaktır. Nasıl açacağız mekanı? Tefekkürle, ibadetlerle, eskarlarla ve beraber olmayla, sirayetle. Ben siz oluyorum, sıkılıyorum ve ben siz oluyorum, risale anlamıyorum diyor usta. Ya. Evet, bir daha ruhumuz sıkıntıdan ve başka şeylerden gelen titizlikle hakiki fedakarlar birbirine karşı küsmeye değil belki kemali mahvet ve tevazu ve teslimiyetle kusur kendini alır. Muhabbetini, samimiyetini ziyadeleştirmeye çalışır. Yoksa habbe kubbe olur, tamir edilmeyecek bir zarar verebilir. Sizin ferasetinize havale ediyorum. Geçiyorum abiler. 500 500'ü de okuduk. 5, 499. Bizim en kuvvetli nokta istinadımız serveti ve kariyesi makamı olan bileği ve parası arabası, iyi olandır. Olmadı değil mi? Bizim en kuvvetli nokta istinadımız olan hakiki tesanüt ve birbirinin kusuruna bakmamak. Bu adam güçlü adamdır işte. Bu cemaat da güçlüdür. O adam da evde de öyledir. Her şeyi duyarsan o kulağa sağır ederler. Her şeyi evde görmeyeceksin. O kulağı, o gözü de kör ederler. Evle, evlenmeden önce gençler iki göz değil dört gözün aç. İki kulak değil dört kulağı aç. Evlendin mi? Gözü, bir gözünü kör, bir kulağını sağır edeceksin. Duymayacaksın, görmeyeceksin. Anlamayacaksın. Bak diyor ki, niye uyguluyorsun bunu? Uygulanmayan dersi ben niye okuyayım? İçeride de öyle bak. Bizim en kuvvetli nokta istinadımız olan hakiki tesanüt. Tesanüt birbirine dayanmak değil. Tesanüt senetleşmek. Yani protokol. Ölçü bir, ölçümüz, malzememiz bir olmak. Şablonumuz, formülümüz bir olmak. Evde de öyle. Nedir o? Bizim protokolümüz bu. Tesannut, senetleşmek, akitleşmek. Biz cemaat olduk mu? Ne demek? Ben buna göre hareket edeceğim demektir. Tesanut o demek ve birbirini kusuruna bakmamak. Biz böyle olmuşuz. Cemaat onun için geldik. Kusuruna bakmayacaksın. Allah'ın nazarıyla bakacağız birbirimize. 13. lemada diyor. Allah'ın nazarını sebep bir taraf taşır meydanda. İyilik bir tarafa hangisi galip. Söyle Allah muamele ediyor. Niye bize söylüyor? Sen de böyle yap. E biz ne yapıyoruz? İyiliğe hiç bakmıyoruz bir tane şey gördük mü hemen yapıştır onu. Kopyala yapıştır. Öyle çoğaltıyoruz ki yani. yani hepimiz böyleyiz. Yapmamamız lazım. Başka? 498 aç. Abi ben şahit olmadım da eski yazdan da çok kovarmış adamların dersler. <laughs> Aynen bir tanesi dedi ki Rize'de yeni geldim ya. Dedi ki ya hoca çok iyi de bazen çok sinirleniyorsun, kızıyorsun dedi. Bunun gibi. Bugün yukarıda mutfakta kızdım ona çünkü kocak dün gelmedi ya yani benim maddi menfaatim yok da niye derse gelmiyorsun, niye kızıyorsun dedi ki, çok kızıyorsun bazı şeyde dedi, dedim ki dün dedim, giderken bir inşaat binadan geçiyordum, dün bir ses duydum dedim, o böyle sordu ya ben de cevap veriyorum e, bu sese gittim, baktım çivi diyor ki keseri ya eskide bu kadar bana sert vurmuyordun, bana niye böyle sert duruyorsun, çivi dedi dedim, Çi sonra keser dedi ki sen de eski bir zemin, eski bir tahta, yumuşak tahta değilsin ki çok sert bir tahtaya haline geldin. Ancak bununla seni oraya sokabiliyorum. Didi dedi. Dedi ki <laughs> sizinle konuşulmuyor diyor. Şimdi <laughs> 498. Bismi Onun ismiyle başlıyorum. Aziz Sıdık kardeşlerim. Aziz İsa Aleyhisselam'ın sıfatıdır dünya ahireti dünyaya satmayan kişi, sıdık dendiği gibi yapan, kardeş yoldaştır. Bu dünyada hususan bu zamanda hususan musibete düşenlere bak ne yapacağız birbirimize. Ve bilhassa nur şakirtlerindeki dehşetli sıkıntılara, mesela ben şöyle yap, niye gelmiyoruz? Bir çünkü ticaretim yok, çocuk çocuğum yok. Sizi bir hizmette irtibatım var. Hizmette irtibat. Mehmet geldi mi direkt nerede? Burada mı? Ha geldi. Burada mı? Hususan musibete düşenlere ve bilhassa niye söylüyor mevzu? Bilhassa nur şakirtlerindeki dehşetli sıkıntılara ve meyusitlere karşı en tesirli çare ne yapacağız? Arnavut Arnavutköy'ün devlet hastanesini değil gitmeyi sıkıntımız var. Başka? Ümitsizliklerimiz başladı. Birbirimize bak onun çaresi neymiş? En tesirli çare birbirine teselli ve ferah vermek. Kuvve-i maneviyesini takviye etmek fedakar hakiki kardeş gibi birbirinin gam ve hüzün ve sıkıntılarına merhem sürmek ve tam şefkatle kederli kalbini okşamaktır. Adamın dediği gibi bana dedi ki sen ve senin gibi düşünenler var ya diyor dünyanın en bahtiyar insanısınız. Bunu ateist Allah yoktur yazıyormuş gemide daha basmamış oraya geldi de bak diyor ki sen ve senin gibi düşünenler dünyanın en mutlu insanısınız. Niye dedi Metin? Çünkü o Allah'a ve inanabiliyorsunuz ya diyor. Derdiniz yoktur dedi ya. Sen de şey yap. Ah bir inanabilsem diyor. Allah rızası için bir düşünün. Allah'ın şu iman nimetini ne verebiliriz ya? Ya onu görünce ya. Olma sallayacaktım ya. Dedim ki sen de iman et. Kolay mı zannediyorsun dedi. Aman ya Rabbi ya. Gafur kolay Bana diyor ki kolay mı zannediyorsun diyor. Sen ne yazıyordun anlamadım dedim. Allah yoktur. Kim? Allah. Ha demek ki yok diyebilmen için onu ilk önce var etmen lazım. O var ki yok diyorsun. Yokun zaten ispat olmuyor ki. Yoku varı yok etmek için. Sendeki sıkıntı ne biliyor musun dedim. Var olan bir şeyin sende olmamasında açılan kuyunun adıdır. Var olanın sendeki yokluğudur. Var olanın sendeki yokluğudur sıkıntı. Kendi söyle diyor. Bak. Var olanın büyüklüğü ve kudreti kadar bir Çukur ya nasıl bir kuyu biliyor musun? O Zat-ı Zülcelal'in yokluğunun bendeki karşılığı. O kuyu nasıl dolduracaksın? Bak birbirimize teselli, ferah vermek, kuvve-i maneviyesini takviye etmek, fedakar hakiki kardeş gibi birbirinin gam ve hüzün ve sıkıntılarına merhem sürmek, tam şefkatle kederli kalbini okşamaktır. Mabeynimizdeki hakiki ve uhrevi uhvet, gücelmek tarafkirlik kaldırmaz. Hatta kasemle temin ederim ki 8 gündür nurun iki rüknü zahiri birbirine nazlanmak ve teselli yerine hüzün vermek olan emniyetsiz hadisenin bu sırada benim kalbime verdiği azap cihetiyle eyvah eyvah elaman elaman ya erhamir rahimin medet bizi muhafaza eyle bizi cin ve insi şeytanların şerinden kurtar kardeşlerimin kalplerini birbirine tam sadakat ve muhabbet ve uhuvvet ve şefkatle doldur diye hem ruhum hem kalbim hem aklım feryat edip ağladılar. Ey demir gibi sarsılmaz kardeşlerim bana yardım ediniz. Mesleğimiz çok naziktir. Ben sizlere çok güveniyordum ki bütün vazifelerimi şahsi manevinize bırakmıştım. Siz de bütün kuvvetinizle benim imdadıma koşmanız lazım geliyor. Gerçi hadise pek cüzi ve geçici ve küçük idi. Fakat saatimizin zembereğine ve gözümüzün hadekasına gelen bir saç bir zerrecik dahi incitir. Bu ve bu noktada emniyetlidir ki maddi üç patlak ve manevi üç müşahedeler tam tamına haber verdiler. Bak ne diyor? Eyvah eyvah elaman elaman. Ya Erhamur Rahimin medet. Bizi muhafaza ile. Allah Allah ve bizi cin ve insin şeytanların şerrinden kurtar cinler bizi karşıya saldırtır şey şeytanlar bize karşıya saldırtır cinler iç çöküntü yaptırır şeytanlar ve sesi verir cinler evham yaptırır evet başka bir yer okuyorum 393 sıkılınca söyleyin keseyim ama bunları da doktorluk değil ha bakar böyle sıkıntı var al şu ilacı iç Neyin bozuk? Psikolojin bozuk. Psiko ruh demek, loji ilim demek. Ruh ilmi. Ruhun bozuldu da ilacı bedene verdin doktor bey. Ya gel içeri ilacı git ya. Karıştırma. Ruhun bozuk diyorsun bedene ilaç veriyorsun. Tamam. Biz hizmetkarız. Risale-i Nur'un vazifesi imanı kuvvetlendirip kurtarmaktır. Dost ve düşmanı tefrik etmeyerek, hizmet imani hiçbir tarafkirlik girmeyerek yapmaya mükellefiz. 344 ya sıkıntısı olana bak şey yapayım arkadaşlar. Böyle al defteri. Bak biz nasıl yapıyoruz. Bak görüyorsun. Kendi dert edineceksin kendini. Kendini dert edineceksin. Düşüncelerinin mevzusu, konusu, düşünceleriniz olursa o ilim olur. Bir daha. Düşün... Bunu bulamazsınız bir yerde pek de. Düşüncelerinizin konusu, mevzusu. Yine düşünceler olursa kendi kendine dönüşünce ilim olur. Yoksa bilgi olur. Bilimsel olur. İlim olmaz. İlim canlı ve ruhludur. Kendini dert edineceksin kendine. Bak. Elbette bize lazım kemali teslimiyetle sabır. Temkimde bulunmak, bilhassa inkısarı hayale düşmemek, hayal kırıklığına düşmeyin. Arkadaşlar bazen ümidin hilafı zuhuruyla meyus olmamak. Çünkü ümitsiz ancak kafirler olur. Allah söylüyor. Benden ümidini kim keser? Allah, kafirler keser diyor. Bak bir de okuyorum. Bize ne lazımmış? Kemali teslimiyetle sabır. Temkinde bulunmak. Yani süt gibi kabarmamak. Sütü beklersin beklersin. Ocakta. Hiçbir şey yok. Bir döndüm bir yapayım. Aa baktım duman etmiş. Hey senin de. Aynı böyle. Adam böyle adam iyi adam. Bir patlar. Bir patlar ama pir patlar. Ortalığı darmadağın etti. Böyle tem, o temkin işte. Bilhassa inkısal hale düşmemek. Ya bu adam bunu nasıl der ya? Kardeşim. Allah şahit olsun. Yalana şahit olursa kafir olur. Multekada geçiyor. Vallahi ben sizi, siz de bana öyle yapacaksınız. En rezil halde görsem ki Rabbim şahit böyle de bildiğim da var. Ne halde görürsem göreyim, size verdiğim değeri düşürmem. Çünkü insanda üç şahsiyet var. Beşeriyet, ubudiyet, vazifedarlık. Yani benim bir beşeriyetim var. Bu selam fatiha e çektikten sonra yalnız oturacağım çekip gitmeyeceğim. Sonra benim husus bir Allah ile bir münasebetim var. Namazım, ubudiyetim, tefekkürüm. O da ikinci bir şahsiyetim. Üç de şey andı ki dellallı Kur'an olan muvakkaten saydığın makamındayım. Peygamberlerin en büyük vazifesi tebliğ. Ha şu anda bu da benim değil. Bu makam benim değil. Ubudiyet şey var. O zaman bunu tefrik etmek lazım. Çünkü beşeriyet yapar kardeşim. Düşer kardeşim bütün isimlere azami derecede mazhar olan babam Adem babamız. Adem aleyhisselam. Günah ortamı olmadığı halde hata yaptıysa bütün isimlere mazhar. Cemiyet bozuk değil. O şey olmuşsa zelle biz de düşeriz be kardeşim ama iyi ki böyle oldu. Tövbe ve istiğfar sistemi çalıştı. Yoksa olmayacaktı. Temkinde bulunmak, bilhassa inkısarı hayale düşmemek. Yani sakın, o, bu, bu niye böyle dedi, niye yaptı ya, Allah Allah sakına, Verdiğiniz değeri düşürmeyin, insandır yapar. insandır düşer. O Gazali'nin dediği gibi düşmek değil, düştüğün yerden kalkmayı becermen lazım diyor. Niye insanlar boğuluyor biliyor musunuz? Denize düştüğü için değil, çıkamadığı için. Bazen ümidin hilaf-ı zuhur ile mis, olmamak ve muvakkat fırtınalar ile sarsılmamak. Evet, gerçi inkısarı hayal ehli dünyada kuvve maneviyelerini ve şeflerini kılar. Fakat meşakkat ve mücadele ve sıkıntıların altında inayet ve rahmetin iltifatlarını gören Risale-i Nur şakirtlerine inkısarı hayal gayretlerini ve ileri atılmasını ve ciddiyetlerini takviye etmek lazım geliyor. Atlayayım. 337 bakayım ne var. Size beraber yapalım. Ha bu çok önemli. 337. Biyoenerji sahipleri var ya çok sorarlar yurt dışında. Biyoenerji böyle şifa dağıtıyor. Hastalar. Kimmiş bakalım onlar? Biyoenerjiciler var ya böyle. Elini temas ediyor böyle. O kız bu kız. Bana kuddamlar yardım ediyor. Cinlerle alakam yok. Şehitlerle irtibat kuruyor. Onu takkeme anlat. Ee, ooo sende bir köprünün altı. Ben 10 tane şey söyleyeyim. 7 tanesi değil. Onu da isabet eder. Sen çok yakın bir tarihte eski bir köprünün altından geçtin. Geçmen mi var? İstanbul'da eski köprü yok mu? <laughs> Sen de gözü isabet eden bir adama denk geldin. Gelmediğin mi var? Canını sıkan var ya o yakının o çok kafayı taktın ona. Takmadığımız mı var? Hepsi tuttu. E şimdi sonuç. Sende 7 tane var. 2 tanesi ben aldım. 5 tane kaldı. Ama her seans 5 Doktor bir tane doktorun dediği gibi. Doktor bağışlasın o dindar Müslüman doktor. Biz de eskide bu bu adam tayyip yokken bu dev, hastaneler yokken devlet hastane üst olarak adreslemede kullanıyordu yazanede. Yazaneye girdiğim zaman dedi Nurlar tanıdıktan sonra diyor Hasan kardeş dedi. Yazanede oturanları ben insan görmüyordum. 5 milyon, 5 milyon, 5 milyon, 5 milyon görüyordum. Para görüyordum. Eşini de öyle ameliyat gerekmedi aldı. Para için adamı kesmiyor mu? Hangi vicdanı kesiyorsun? Mühendis, para için o köprüden geçen bu kadar ümmetin, o mutaidedin eksik kullandığı demir ve çimentoya kullandığı, doğru kullandığı diye imza atmıyor musun <laughs> ey mühendis? Ümmetin bedelini nasıl ödeyeceksin ümmetine? Ya çok acayip. Şimdi biyoenerji huddamlar var. Huddama gidiyoruz. Seni ve beni gibi olursak yani kısaca eşek olursak semer vuran çok olur. Şimdi bak dinleyin. Aziz kardeşlerim, Risale-i Nur'un en emniyetli vazifesi beşeri dalaletten ve küfrü mutlaktan kurtarmak olmasından bu çeşit meselelere sıra gelmiyor. Ben şey ortadan alıyor. Onlardan bahsi açmıyor. Selefi Salih'in de çok bahsetmemişler. Çünkü mühim olsa Risale bahsedecekti. Çünkü öyle gaybi ve görünmeyen işlerde suistimalat düşer. Öyle gaybi şeylere suistimal. Kuyudu ihtiraziyesi var mı? Var mı bir ölçü? Formülü var mı? Şablonu var mı? Yok. Dedim oldu. Kim bu adam ya? Kim demiş? Kime demiş? Ne makamda ne maksatta? Bir tane havuz var ya bizim. Çağırdı. Ya gel dedi şu kaya dibinde bir adam var dedi Şifaç yapıyor. Ya, dedi, ya havuz şimdi biz sen deli ben deli. Şimdi biz ayıp olur şimdi. Ortalık karıştıracağız. Gittik oraya. Adam çıktı. Siz ikiniz dedi. Karabalığı. Siz çıkın. Siz çıkın. Çıkın çıkın. Ne oldu dedi. Dayanabiliyor mu Ne oldu dedi. Foyanı ortaya çıkarmaya o geldiğimizi nasıl anladın diyor. Fatiha kaç ayettir bilmiyor. 7 ayeti en az 5 tanesini yanlış okuyor. Ve hoca zaten hoca olsa yapar mı? Bak şimdi. Yani kuyudu itirazesi yok. Önü arkası şey değil. Sen bunu nasıl ehlisin ya? Nasıl gözlemliyorsun? O kapıda 500 tane cinim var bir kere sıkıntıdan kurtulmak için seni müracaat ettim. Üç taneyle uğraşırken 700 taneyi taktım bana şimdi kapıda. Ne yapacağız şimdi? Kaç defa da ikaz ediyorum deme. Ne alakası var dedim ya. Baktım ki laf dinlemiyor. Olan 700 tane orada olsaydı ben görürdüm. Sen nerede söylüyorsun? Beni görmedi ne gördün sen? Kalktı gitti bir daha gelmiyor yüzüme çıkmıyor. Hem şarlatanlar hot vuruşlarına, hot vuruşluklarına bir vesile yapabilirler. İyi dinleyin şimdi. Ş nasıl ki şimdi ispirtizmacılar cinler ile muhabere Civa, şifa, şifa dağıtıyoruz. <laughs> Cin süresi var ya yalancıdırlar diyor ya. Bir de size malzeme. erk insanların zina yapması, içki içmesi, adam öldürmesi kat nasıl Kebair ise cinin insan bedenine girmesi onların da ekberi kebairidir. Ha, o giren ekberi kebair sana yardım edecek. Bir enerji dedikleri o kadın ve adam cinlerin enerjisidir yahu. Cinlidir. Şimdi bak şi nasıl ki Şimdi ispirtizmacılar cinler ile muhabere, nami ile şarlatanlık yapıyorlar. İkinci emirdağdı değil mi? 155. İkinci yok, ok, birinci emirdağ 155. Dinin zararına alet ederler diye çokça medar bahsediyorlar. Adam psikolojisi veya ya biyolojik de hastadır. Ya serotonin, depamin, afremin maddesi eksik. madde Maddenin eksikliğinde de olur ya can sıkıntısı. açık ol, Açlık olunca sıkıntı olmuyor. Oluyor da kardeşim madde eksik. Madde eksik olunca mesela çok halüsinasyon gören, çok karabasan gören, ikide bir sıkılan karaciğerine diyor. Bak büyük Osmanlı ceserlerde yazar. Karaciğerinde bir sıkıntı var demektir diyor. Yağlanmıştır veya ya karaciğerine baktırsın diyor. Bak şunu oku demiyor. Bak ecdat ya. E şimdi hemen iso istimal, O kadar önü açık, arkası açık ki. Alet olmayın. Ne yapacağız abi? Kur'an'ınızı okuyorsunuz. Her gün mutlaka sayfanız olsun. Kur'an'dan seçilmiş ayetler var. Bu psikolojiyle alakalı ayetlerin hangisi olduğunu bilmiyorum ama diyeceksin. Hizbul Kur'an. Ustak bir araya getirmiş. Hizbul Kur'an. Kur'an'dan hizipler. Kur'an'dan seçilmiş ayetler. Bunu okuyorsun. Bir de peygamberlerin ve büyük zatların duası var. Bunların cem edildiği kitabın adı Hizbul iki Nuriye. Tam buraya koyuyor. Sonra Risale-i Nur'u okumak, dinlemek, yazmak. Eğer sıkıntın çok salih salih okurken yaz. Haftada da bir gün derseye git. Elinden geldiği kadar tahrip olma. TikTok tıklıklara girme. Eğer bu saydıklarım oldu aldı oluyor doktora git. Başka uğraşma kimseyle uğraşma. Uğraşma kardeşim. Alet olma. Bu sefer kafana bir şey o yedi tane varmış. Zıkkımın kökü varmış. Sihir yapılmış büyü yapılmış. Ne yapılacak kardeşim? Ya işte bu 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 yoksa doktora git ya Allah'ın adeti, irade sıfatından gelmiş adetullah. Tıp Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o tarzında kullanmayacakmış. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ya Muhammed diyor. Rabbin diyor ki benim adetimi mi değiştirecek? Kardeşim mat eksikse sıkıntı yapar sana. Bak haftada bir cüz okuyoruz ya. Gününüze bölün. Bir günde okumayın. Altı gün beklemeyin. Kur'ansız gün olmasın. Kur'ansız gün olmaz. Bir. Her gün bir sayfa diyorsa Kur'an oku. İstanbul plakası kaçtı ya? 34. Emir Dağ 1 34'te Hizbul Kur'an okuyunca diyor hiç vehim ve vesvese gelmez diyor. 34 unutmazsınız. 34. sayfa. Kur'an okuduk. Hizbul Kur'an okuduk. Sonra dua kitabı var. Hizbul Akayki Nuriye. Büyük Cevşen. O da okuduk mu abi? Sonra haftada en az bir gün derse gittik mi? risale Nur'u okumak okuyuculara verdik. Yazmak yazıcılara verdik. Tembellik bize kaldı dinleme. Olmaz. 3 tane okumak, dinlemek, yazma. Elinden geldiği kadar da böyle ilgini çeken cümleleri yaz. Çok hoşuna mı gitti motive o şey böyle bu cümle? Hemen onu A4'e yaz, buzdolabına yapıştır kağıdı. Bir tane de şu dolabına koy. Yani lokuma geçerken tak tak takılsın. 3-4 gün sonra onu kaldır. Seni motive eden, seni güçlü tutan cümleleri böyle yaz evde. Bunları yaptın mı atlanım? Yaptın. Hala sıkılıyorum, geçmiyorsa doktora git. Namertlere alet olma. Yazıktır. Kafana girer bir tane. Bak derste okuduk haber dedik ya kafanı zehirleyen o sihir yapılmış. Bir de Müslüman Müslümana düşmanlık yayıyor. Diyemeyiz ama senin en yakının sana sihir yaptı. En yakının evine çok girip çıkan. Ulan teyzem ya amcamın karısı olabilir. He. Yo 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 bizim gelin gelin. Zaten o geldikten sonra oldu bu işler. Bak ne yapıyorsun? Suizanı avcılığına çıkıyorsun. Suizan avcılığı. Kim yaptı bu adam? Bu adam. Ne alet oluyorsun kardeş? Bak bu dersleri dinliyorsun. Şunları şunları yap, şunları yap. Yoksa doktora git bu kadar kardeş. Bu kadar basit. Ha bu biyoenerji. Şifa dağıtıyor. Parayla şey alıyorlar şimdi. Satın alıyorlar. Kuddam. Koruyucu. Koruyucu melek. Ya bu kadar. Hakikaten eşek olmak ne kadar zor işmiş ya. Eşek olunca semer vuran çok olur kardeşim ya. Hayret ediyorum ya. Risale dersin bilen adam nasıl oluyor bilmiyorum. Sonra cevabını buldum. Risale değil. Kur'an'ı bilen Müslüman oluyor da. Risale-i Nur niye o ahmaklık olmasın. Bak ispiritizma. Dinin zararını alet ederler diye çokça medar bahsedilmez. Hem hat ondan sonra devam ediyor. Son bir tane de okuyayım. 336 son. Elimizden kazaya riza. Ha bir de e, Kastamonu 14. sayfayı okuyacağım. Bunu bir şey yapayım. Elimizden kazaya rıza, kadere teslim ve hizmeti Kur'an, hizmeti imaniye ve Kur'aniye ve Nuriye'nin verdikleri büyük ve kutsi teselliden başka bir şey gelmiyor. <laughs> Ustad daha söylemiş. 1. Kastamonu'da geçiyor. Sıkıntılarımıza bütün dertlerimizin dermanı olan ha, buradan okuyacağım. Görün ki belki de şefkiniz olur. Bak. Diyor ki her derdin en kutsi dermanı olan. Sayfa 14. Galiba yok. Var var. Her de hangi dert abi? Her dert. Çünkü iman nurdur, kuvvettir, realitedir, mahluk tarafı var. İman güçtür. Tefekkür gibi. Enerjidir enerji. Şef veriyor adama. Bak, bak sizin kitap ha. Ben bir, bir tane söyle demişti. Bu Ervan kabisi var ya Ervan. Sanki ben uydurdum. Ve vadi Dedi kardeş öyle bir şey yok dedi. Almayalım. Dedim yazıyor abi şurada. Sırayet ediyormuş böyle. Yani olumsuz düşüncelerin olumsuz ruhanileri olur. Yani eski eşyaların kokusu bile eskimsi sana koku verir. Arkadaşlar düşün başta söyledim. Düşüncelerin kokusu var. Düşüncelerin sesi var. Düşüncelerin şekli var. Düşüncelerin tadı var. Düşünceler şeklinde elinde hissedersin. Tamam mı? Hissedersin. Bak oradan birisi geçti. Bak şimdi yaptım. Dedim. Böyle. Oysa düşüncesinde var. O yapıyor. Şimdi diyor ki her derdin en kutsi dermanı olan imanı. Nasıl yapacağız onu? İmanı bil kaderden imanı bil kader. Kadere iman bir bütünseldir. Hangisi? Onun içerisinden kazaya riza. Allah böyle yaptı mı? Allah yaptı mı? E beşer zulmetti. Kader adalet etti. Artık niçini keşkelerle uğraşma. Keşkeler bataklığına. Kazaya Rıza ilacını imdadıma gönderdi. Tam sabır içinde şükrettirdi. Kader bizim içerimizde sabır denilen mekan açıyor. Şimdi 336 şu anları bu noktadan dinliyoruz kesiyor. Elimizden kazaya rıza ve kadere teslim ve hizmeti imaniye ve Kur'an'i ve Nuriye'nin verdikleri büyük ve kutsi teselliden başka bir şey gelmiyor elbette bize en elzem iş maddi imkanlarını çoğaltmak, dolar yüroyu arttırmak, fazla daireleri bitiştirmek, fırsatı değerlendirmek. İş Bankası'nın açtığı o para yatıramayanların malı evi buzdolaplarını ihaleyle satıyorlar ya. Ne diyorlar ona? İcradan kapının önünde satışa çıkıyor. Onları hemen değerlendirmek. Borsalara gitmek demiyor. Diyor ki elbette bize en elzem iş telaş etmemek. iki meyus olmamak, ümitsiz olmamak. Birbirinin kuvve-i takviye etmek. Birbirinin manevi yatına güç vermek. Korkmamak. Allah diyor ki benden korkun başka bir şeyden korkmayın. Korktuğunuzdan emin ederim. Benden hakkıyla korkmaksanız oradan da emin etmem. Her şeyden korkarsın. Korkmamak, tevekkülle bu musibeti karşılamak, Habbeyi kubbe yapan bir atomu camenin kubbesi gibi. Habbeyi kubbe yapan. Evet sayın seyirciler. Bekliyoruz içeriden gelecek. Ne gelecek? Bu! Bir sürü haber. Şöyle yaptı, bombaladı, gitti falan. Ya dur ya. Habbeyi kubbe yapan far farfar faralı gazetecilerin kubbelerini habbe görüp emniyet vermemektir. Lisani siyasette lafız mananın doğrusudur. Zıttı mıdır? Tamam. Ha. Demek ki lisan siyasette lafız mananın zıttıdır yani. Yapacağız, yapmayacak. <laughs> Böyle bir şey yapacağız. Yap, inan yapmayacak, yapmaz. Geçmişi geleceğine delirdir adamın. Ya akmak olursak. Ya adam bütün geçmişi İslam ve Kur'an düşmanlığı, cami düşmanlığı ile geçmiş. Bu adam seni sana mı dost olacak? Allah'a düşman olan Müslüman'a dost olur mu ya? Allah'a düşman olmuş. Allah Allah ile problem yaşıyor. Allah ile problemi var ya. Heh. Farfaralı gazetecilerin kubbelerini habbe görüp emniyet vermemektir. Bu dünya hayatı hususan bu zamanda bu şerait altında kıymeti yoktur. Başa ne gelse gelsin hoş görmeli. Bir daha bu dünya hayatı hususan bu zamanda bu şerait altında kıymeti yoktur. Başa ne gelse gelsin hoş görmeli. Yani kanaata alışmak lazım, Rize'ye çalışmak lazım. Ustadımızın emri kanaata alış, Rize'ye çalış diyor. Gecemiz gündüzümüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak evimize maddi ve manevi, semavi ve arzi, insi ve cinni, musibetlerden, hastalıklardan, dert, kederlerden, taun, tufan ve zelzelelerden hıfsı emin eylesin. Riyakarını yaptığımız şu dua ya Rabbel Alemin dergah izzetine kabul olanların duvasının duasının hürmetine kabul eyle. Risale-i Nur'un şahsı manevisi hürmetine usul ve furularımızı haberdar eyle. Beşeriyetimize bakıp da ikramın, İsa'nın, lütfun ve keremin olan bu hizmeti Kur'an'ı elimizden alma ya Rabbi. da vahum davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha Gel. O Kur'an okuyacaktı Kur kardeşim. kardeş. Bu böyle ha. Buna sevinmesin bu ya. Bak beni kaldırdılar. <laughs> Seni de kaldıracak. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşler her hafta gelin de cumartesi dersi. <gülüyor> terapi <gülüyor> parası almıyoruz ha. Hakikaten doktorluk değil. Euzü <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم قبلهم قوم قبل نوح والأحزاب من بعدهم فهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم الذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا <applause> ربنا بسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا بأدخلهم جَنَّةً جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات فمن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون فسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Aa bak. En son işte abi. En son okudum yara. Bak 28.03 tarih atmışım. Bunu okudum. Canım sıkılmıştı demek ki kaderete bu bana teselli vermişti ve tarih attım. 2803 2002 İsrail'in Filistin işgal etmesi ve yapmadığı zulüm kalmaması hüznün günümdür. Ama baksana bugüne de tevafuk etmiş. Çok Bugünkü mücadeleyi, bugünkü mücadeleyi ama geçti tabii.